Herkese merhaba. Easy Turkish'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde İstanbul'da Bakırköy'deyiz. İnsanlara hobilerinin neler olduğunu sorduk. İyi seyirler. Hobileriniz neler? Müzik, piyano çalıyorum, gitar çalıyorum, müzisyenim. Evet. Başka bir hobim yok. Peki bunu meslek olarak mı icra ediyorsunuz yoksa hobi olarak mı? Müzik öğretmenliği okuyorum. O şekilde. Yani hobinizi mesleğe çevirdiniz. Evet. Şöyle aslında boş vakitlerde ben genelde resim çizmeyi çok seviyorum. Bununla ilgileniyorum. Bayağı bir rahatlatıyor insanı. Yani bu şekilde kitap okumaktan çok hoşlanıyorum. Genelde tarihi falan seviyorum. Öyle. Peki bu hobinizi ne kadar ciddi yapıyorsunuz? Yani bir mesleğe dönüşecek seviyede mi yoksa tamamen dinlenmek maksatlı mı yapıyorsunuz? Yani dinlenmek olarak iyi geliyor ama ek meslek olarak yapılabilecek boyutta şu an. Hobilerimiz basketbol oynamak, PlayStation oynamak, genelde bu tarz ya oyun oynamakla geçiyor. Peki bunları ne kadar ciddi yapıyorsunuz? Çok profesyonel bir şekilde yapmıyorum. Kendi halimde yapıyorum yani. Anladım. Yani böyle arkadaşlarla daha amatörce. Tabii. Hobim yemek yemek. Kesinlikle sürekli yemek yiyorum. Nargile içmek. Herkes sevmiyor ama ben çok seviyorum. Üşeniyorum. Gezmeyi çok sevmiyorum. Böyle. Alışveriş yapmayı seviyorum. Üşenmediğim sürece. Hobilerim futbol oynamak, kitap okumak. Üniversiteye gidiyorum zaten. Genel şeyler yani. Çalışıyorum öyle. Peki futbol oynamayı yani amatör bir şekilde mi yapıyorsunuz? Ne kadar vakit harcıyorsunuz? Kulübe gidiyordum. Amatördüm. Daha sonra ailevi nedenlerden dolayı bırakmak zorunda kaldım. Şu an çalışıyorum. Üniversitemi bir arada götürüyorum. Eğer olursa tabii ki yine devam ederim futbola profesyonel olarak. Anladım. Yani böyle şu an arkadaşlarla falan oynamaya devam ediyor musunuz? Tabii ki devam ediyorum. Yani haftada 2-3 kere falan. Annemi izlemeyi severim. Yüzmeyi severim. Basketbol oynamayı severim. Masa tenisinden hoşlanırım. Onun dışında günlük hayatta yaptığım şey mesela gezmek. Gezmek çok hoşuma gidiyor. Alışveriş yapmak çok hoşuma gidiyor. Bu kadar. Hobileriniz neler? Motor sürmek. Sizin? Artçı olmak. Yani arkadaşın arkasından mı biniyorsunuz? Aynen. Sürekli arkasındayım. Bırakmıyorum peşini. Her daim? Aynen. Motoru aldığından beri peşindeyim. Peki bu sizin için ne zaman bir hobiye dönüştü? Bu çocukluktan gelen bir şey. Benim hobilerim ya ben genelde çalışıyorum, muhasebeciyim. Böyle çok hobi tarzı bir şey yapamıyorum çalıştığım için. Yani sabah 8'de gidiyorum, akşam 6'da çıkıyorum ama genelde yürümeyi çok seviyorum. Anladım. Yani böyle biraz çalışma yoğunluğundan kaçmak için böyle biraz hani tek başıma böyle dolaşmayı, gezmeyi seviyorum. Böyle sevdiğim yerlere gidiyorum. Yani geçenlerde mesela çadır falan kurmaya gitmiştik arkadaşlarla. O şekilde böyle hani farklı yerleri falan böyle gezmeyi, görmeyi seviyorum o şekilde. Yani böyle kamp yapmak vesaire. Evet, kamp yapmayı falan seviyorum evet. Yani böyle karavan yolculuğu vesaire bunları çok seviyorum. Hobilerim müzik, efendim şiir yazmak, beste yapmak, sonra İnsanlara yardım etmek. Çok değerli bir hobi. Mesela müzik yapıyorum. Çalıştığım evde bağış çıkıyor mesela. Yövmiyemiz de var ama o bağışın bir kısmını garsonlara veriyorum ben. Onun için ama verdiğim o para akşam işe geldim. Ölü bir günde o 500 lira gene cebime girdi benim. Evet. Yani gündüz verdim akşam o para gene cebime. Şaşırdım dedim nasıl oldu bu böyle ölü bir günde. İşte hobilerimiz böyle, insanlara yardım etmek. Fitness yapmak, masa tenisi lisanslı oyuncuydum. Alışveriş yapmak, bu tarz genelde. Ondan sonra yüzmek. Evet. Masa tenisini lisanslı oynuyorum dediniz. Bu hobinizi ileride bir mesleğe dönüştürmek gibi bir amacınız var mı? Aslında düşünüyorum ama şu an ileride mühendis olmak istiyorum üniversiteye geçtiğim zaman. Yüksek lisans eğitimi almak istiyorum Amerika'da. Bu yüzden de İngilizcemi az çok geliştirdim ama kursa gideceğim. Yani şu an bunun üzerine ilerliyorum. Masa tenis gibi bir şey düşünmüyorum. Şahsen benim en sevdiğim hobilerimden birisi dil öğrenmek. Eğer siz de dil öğrenmeyi seviyorsanız ve bu öğrendiğiniz dil Türkçe ise sizi Patreon sayfamıza bekliyoruz. Patreon sayfamızda herhangi bir kademeye abone olarak birbirinden farklı içeriklere erişebilirsiniz. Link açıklamalar kısmında. Buna ne kadar zaman ayırıyorsunuz? Buna ne kadar zaman? Haftanın 3-4 günü bu şekilde geçiyor. Ayrıyeten çalışıyorum zaten. Boş vaktimde de bunları yapıyorum.
Yani yemek sürekli yediğim için çok fazla vakit aynen ayırıyorum. Yani yediğiniz en basit öğünde bile bir hobi olarak değerlendiriyor musunuz bunu? Yani acıkmadığım sürece bile yemek yediğim için hobi gibi geliyor bana. Anladım. Yani yemek yemekten öyle bir keyif alıyorsunuz ki artık bu sizin için neredeyse bir hobi haline geldi. Her gün diyorum ki yemeyeceğim ama hobimden vazgeçemiyorum herhalde. Daha fazla yiyorum. Anladım. Yani eğitimim dışında elimden geldiğince vakit ayırmaya çalışıyorum. Yani bütün boş vakitlerinizi bu saydığınız aktivitelerle değerlendirmeye çalışıyorsunuz. Evet. Haftada mesela 2-3 gün yapıyorum. Yani şu sıralar zaman ayıramıyorum çünkü korona oldum. Negatifim merak geçmiş ederim. Olsun. Biraz uzaklaşalım. Teşekkür ederim. Öyle. Evet. O yüzden çok ilgilenemedim son bir aydır. Ama okul açılacak, mecbur ilgilenmem lazım. Evet. O şekilde. İlk önce fitness'a başlamak istersem 3 saatimi ayırıyorum akşamları 6'dan sonra. Masa tenis maçlarına gidiyorum il dışı. Yüzme dışında en fazla 2 saat, o da kurs. Evet. Alışveriş, her zaman her günümüz alışveriş yapmakla yani geçiyor. Ne kadar bütçe ayırıyorsunuz buna? Haftalık 50-60 TL falan. Bütçe olarak da aslında toplu falan almıştım. Uzun sürede götürüyor beni. O yüzden sürekli bir bütçe ayırmama gerek kalmıyor. Alışverişe gerçekten ayırdığım bütçe 300-400 arası değişiyor. Cidden, cidden. Haftalık mı, günlük mü, aylık mı? Haftalık. Pek bir bütçe ayırmıyorum ya öyle. Bir bütçe ayırmıyorum yani. Yani mesela PlayStation oynamak... Evimde var zaten. Ha, evinizde var. Mesela evet, evimde olduğu için ona pek bir bütçe ayırmıyorum. Evet, anladım. Öyle yani. Ama çok fazla ayırmıyorum. Ayırıyorumdur belki de, hiç hesaplamadım. Yani evet, tabii ki de masraf hobim var. Dediğim gibi yaptığım şeylerden mesela basketbol oynamak, kursa gidiyorum. Yüzmek için kursa gidiyorum. Alışveriş yapmak için bir ücret ödüyorum. Evet. Hani evet. Gezmek için de keza. Evet. Enstrümanlar dolarla, dolar üzerinden satıldığı için çok pahalı oluyor. Yani piyanom şu an 8 milyar ama daha yüksek bir şey alabilirdim mesela dolar çok yüksek olmasaydı. Evet. O şekilde yani çok para gidiyor aslında. Evet, evet. Yani biraz masraflı bir hobi aslında. Aynen evet, maalesef. İleride düşünüyor musunuz böyle bir karavan alayım, gezeyim Türkiye'yi, dünyayı? İstiyorum, çok istiyorum. Yani maddi durumum mesela elverişli olsa çok isterim mesela böyle dünyayı gezmeyi. Böyle yani kendi karavanım olsa mesela böyle yani durup durup isterim mesela gitmeyi böyle yani. Çok yani istediğim ve yani yapmak istediğim şeylerden bir tanesi ama tabii... Evet. Biraz da onun için güç gerekiyor. Yani epey bir birikim olması gerekiyor. Yani o zaman bir kısmen cevabını aldık ama sonsuz imkanınız hem maddi olarak hem de vakit olarak olsa ne yapardınız? Kesinlikle yani bu istediğim yapardım. Tamamıyla kendi hayalim olarak karavan alırdım. Yani dünyayı gezmek isterdim yani. Aslında daha farklı hobiler edinirdim. Mesela yurt dışı seyahati yapabilirdim. Anladım. Evet. Dans etmek isterdim. Dans, yani sonsuz imkan... Bilemiyorum. Çok zengin olmadığım için şu an düşünmedim. Bir önceki arkadaşla yaparken de aynı cevabı aldık da hiç kimse düşünmemiş. Ülkede herkes fakir olduğu için düşünemiyoruz maalesef. Evet. Genelde böyle spor, sağlık, dans, o tür hobilere daha çok isteğim var. Oralara yatırırdım diye düşünüyorum. Evet. Hobi değil de genellikle ya Türkiye genelinde hani yoksulluğu, açlığı falan bitiririm yani. Öyle bir şey yaparım. Aynen. Yani tam hobi tanımına girmedi ama bundan keyif... Aynı futbol hayalimi de gerçekleştiririm. Hı. O da var evet. Çünkü evet, şu an futbolda maddi olarak bir şeyiniz olması lazım ki profesyonel bir kulübe evet, geçiş yapmanız için. Gezmeyi seviyorum, geziyorum. Çok geziyorum İstanbul'u. Onun için de bütçe ayırırdım herhalde. Çünkü İstanbul'un her yerini gezdim diyebilirim. Ya da şehir dışına çıkardım. Gezmek istediğim şehirlere giderdim. Ülke ülke gezmek. Onun dışında... Ülke ülke gezmek. Aynen, yani yeterli, makul bir cevap. Yeterli, bence de yeterli. Şu an sorunca aklıma gelmedi. Yani sanırım yapacağım şey bir anime dükkanı satın almak olur. Yani çünkü anime izlemeyi dediğim gibi çok seviyorum. İnsanlar faydalansın diye de bunu yaygınlaştırmak için uğraşırdım. Anladım. Peki belki Japonya'ya gitmek falan olabilir miydi? Yani oraya gitmeyi düşünmüyorum. Amerika'yı düşünüyorum ama Japonca dilim anime izlediğim için birazcık gelişti sayılır. Bir videonun daha sonuna geldik. Siz de yorum kısmına neler yapmaktan hoşlandığınızı yazabilirsiniz. Ayrıca açıklamalar kısmında Instagram ve Patreon linklerimizi bulabilirsiniz. Patreon'daki tüm takipçilerimize ayrıca Matias'e, Mary'e, Marianne'e, Shauna ve Adam'a çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Bu kadar. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz. Rica ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Rica ederim. Peki, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Ne demek? İyi günler. Sağ olun. Sayonara.